Merhabalar, bugünkü dersimizde VNC ile uzaktan izleme ve kontrol, SMB dosya paylaşımı, ayrıca Ethernet üzerinden program yükleme nasıl yapılır, sizlerle bunların basit bir şekilde incelemesini yapacağız. İlk olarak bizim HMIC sekmesine tıkladığımızda karşımızda IP adresini girmemiz gerekmekte. Bu IP adresini ise bizim buradan HMI'da görmemiz gerekmekte. Bunun için de bizim şu an görmüş olduğunuz IP adresi olan 192.168.0.17 adresini buraya aynı şekilde girmemiz gerekiyor. Tabii bunun da aynı ağ üzerinde olması gerekmekte. Burada biz bunu Ethernet üzerinden yükleme yapacağımız için Ethernet'i seçmemiz gerekmekte. Şu an belirlemiş olduğumuz dosya yükleme ve çekmek için bizim belirlemiş olduğumuz basit bir şekilde benim belirlemiş olduğumuz şifre, siz tabi istediğinizi girebilirsiniz veya şifreye girmeyebilirsiniz. SMB dosyası için aynı şifreye girdim. VNC'ye uzaktan izleme için gene aynı şifreyi girdim. Şimdi ilk olarak biz VNC ile uzaktan izlememizi başlayalım. Buradan Explorer'ımızı açtıktan sonra yeni bir tane artı sekmemizi yapalım. 192.168.0.17 adresini giriyoruz. Ayrıca 60.80 olan VNC uzantımızı da giriyoruz. Bu bizim HMI üzerindeki yer alan IP adresimizdi. HMI programında bizim belirlemiş olduğumuz şifremizle aynı şekilde buraya giriyoruz. 1-2-3 1-2-3 Connect dediğinde direktman karşımıza pencere açılıyor. Bunu dediğim şekilde kontrolü sağlayıp izlemesini yapabiliyoruz. VNC bu şekilde. Gayet de basit. Peki SMB dosya paylaşımı, o da aynı şekilde. Bu sefer klasör gezgini açıyoruz. Klasör gezgini açtıktan sonra direktman üst kısma bu taksim yeni IP adresimizi yazıyoruz. Enter'a bastığımızda direktman karşımıza HMI içerisindeki dosyalarımız gözükmekte. Burada datalarımızı, projelerimizi, proje yardım dokümanlarını, anlık kayıtlarımızı ve HMI arkasında yer alan flash bellek valisi bunun içerisindeki kayıtları da görebilmektesiniz. Buradan da HMI üzerinden, Ethernet üzerinden yazılım atabilmek için tekrardan dediğim gibi Ethernet burada muhakkak seçilmesi gerekiyor. USB olursa bunu gönderelim, yapmaz. USB'den gönderme çalışır, hata verecektir. Buradan HMI içerisine yüklediğimizde derlememizi yapıyor. Derleme yaptıktan sonra da belli bir süre geçiyor Ethernet üzerinden olduğu için. Buradan bizden şifre isteyecektir. Sonrasında şifremizi girdikten sonra da yüklememizi gerçekleştirecektir. Biraz bekleyelim. Şifremiz geldi. Gene aynı şekilde 1-2-3 girdikten sonra OK basıyorsunuz. Burada yüklemeyi hızlıca sağlayabilmekte. Buradaki olay tamamen IP adresinde doğru girmemiz gerekiyor. Ayrıca SMB kısmında, dosya paylaşımında bazı sorunlar yaşanabilmekte. Bunun için Windows'un ayarlar kısmında bir konulara değinmemiz gerekiyor. Bunun da programın yardım kısmında ben daha önce açmıştım bunu. Bazı özellikleri aktif etmemiz gerekiyor. Eğer dosya paylaşım yapmıyorsa buradaki manuelden inceleme yaparak kontrolünüzü sağladığınızda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çok da basit olduğunu düşünüyorum. Başka bir işlem gereksinim yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.